Hepinize merhaba. Kalbimiz temelde iki yere kan pompalar. İlk olarak vücudumuza. Kalbin sol tarafında oksijenli kan vardır. Bu arada bu görselde sol ve sağ yer değiştirmiş durumda çünkü burada kalbin anatomik görünümüne bakıyoruz. Şimdi kalbimiz vücudumuza soldaki oksijenli kanı pompalar ve vücudumuz bu oksijeni alır. Vücudumuz bunu kullandıktan sonra dolaşımla bu kanı kalbin sağ tarafına gönderir. E bu sefer de bu kan buradan akciğerlerimize pompalanır. Akciğerlerde kan yeniden oksijenli hale getirilir. Kan oksijeni geri alıp kalbin sol tarafına dönerek tekrar dolaşıma dahil olur. Her seferinde vücudumuza pompalanan kanın miktarı vücudumuzun kan ihtiyacına bağlıdır. Bunu bir ölçüm aygıtı varmış gibi düşünebilirsiniz. Sanki böyle bir aygıt bize şöyle bir aktiviteyi sürdürebilmem için şu kadar kana ihtiyacım var diyormuş gibi. Ve bu değişkenlik gösterebilir tabii. Egzersiz yaptığımız zaman ihtiyacımız artabilir. Kalbimiz buna uyum sağlar ve bu ihtiyacı karşılamak için vücudumuza daha fazla kan pompalayabilir. Öte yandan kalp yetmezliği durumundaysa kalbimiz vücudumuzun ihtiyacını karşılayacak miktarda kan pompalayamaz. Kalp yetmezliğinin temelde iki çeşidi vardır. İlkine sistolik kalp yetmezliği denir. Sistolik, kardiyak döngüde kanın kalp dışına pompalanma, yani kalbin kasılma aşaması olan sistolü ifade eder. Sistolik kalp yetmezliği de kalp kaslarının yeterince güçlü şekilde kasılamaması ve kanı pompalayamaması durumudur. Bu genellikle bu kasların güçsüzleştiği ve sağlıklı bir kalbe göre daha küçük oldukları anlamına gelir. Tabii bu durum kalbin görüntüsünün de farklılaşmasına yol açar. Bu küçülen kaslar büzüştükleri zaman eskisi kadar iyi sıkışamazlar. İşte bu yüzden de bu durum her kasılmada daha az kanın dışarı çıkmasına sebep olur. Şimdi buna kasılma diyorum çünkü kalp bir kastır, öyle değil mi? Yani kasıldığı zaman sıkışır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde tuttuğunuz bir su şişesini sıkıştırdığınız zaman içinden su fışkırır öyle değil mi? E, kalbimiz de buna benzer şekilde çalışır. Kaslar kasıldığı zaman kanı sıkıştırır ve bu şekilde hem vücudunuza hem de akciğerlerinize kan gönderir. Sistolik kalp yetmezliğinde kalp kasları daha küçük olduğu için bu sefer bunu hafifçe sıktığınız bir su şişesi gibi düşünün. Suyun dışarı fışkırması çok daha zor olacaktır öyle değil mi? Daha küçük ve güçsüz kaslara sahip kalbimiz için de aynısı söz konusu. Kasların sıkışması ve kanı vücudumuza pompalaması çok daha zorlaşır. Belki fark etmişsinizdir. Bu kalbin alt odacıkları biraz genişlemiş görünüyor. Farkında mısınız? Aynı zamanda kas duvarı da çok ince. Bunlar sistolik kalp yetmezliğinin en karakteristik özellikleridir. Bu küçük kaslar kanın vücuda pompalanmasını oldukça zorlaştırır. Bu kalp yetmezliği çeşitlerinin ilkiydi. İkinci çeşidi ise diastolik kalp yetmezliği. Kasların küçülmesi nedeniyle pompalama sorunu oluşmasından ziyade diastolik yetmezlik bir dolduramama problemidir. Diastolik, kardiyak döngüde kalbin kanla doldurduğu aşama olan diastoli ifade eder. O nedenle buna diastolik kalp yetmezliği diyoruz. Bu tip bir yetmezlikte vücut yeterince kan alamaz çünkü daha en başta kalp pompalamak için yeterli miktarda kanla dolmaz. Su şişesi benzetmemize geri dönersek eğer, şişeyi yine elimizde tutuyoruz. Fakat bu sefer şişenin içinde sağlıklı kalp örneğinde olduğundan daha az miktarda su olsun tamam mı Şimdi şişeyi sağlıklı bir kalpte olduğu gibi aynı kuvvetle sıksanız bile dışarıya daha az su fışkıracaktır çünkü şişede daha az su vardır Diyastolik yetmezlikte olan şey de temelde budur Aynı kuvvetle pompalansa bile ventrikülleri dolduran daha az kan olduğu için vücuda daha az miktarda kan pompalanır Peki ama odacıklar neden daha az miktarda kanla dolu? E Çünkü bu seferde kaslar olması gerekenden daha büyük ve daha fazla alan kaplıyor. Bu da kanın ventrikülleri doldurmak için daha az alana sahip olduğu anlamına geliyor. Pekala, şu ana kadar kalp yetmezliğinin iki çeşidini de gösterdik. Ve ikisinin de her iki tarafta da gerçekleştiği durumlara baktık. Ama bu her zaman böyle olmaz. İzole kalp yetmezliği gibi bir durumun olması da kesinlikle mümkün. İzole kalp yetmezliğinde hastalıkla alakalı durum kalbin sadece sol tarafında ya da sadece sağ tarafında gerçekleşebilir. Burada önemli bir şeyi unutmamalıyız ki izole kalp yetmezliği genellikle ilk önce sol tarafta gerçekleşir ve ardından sağ kalp yetmezliğinde beraberinde getirir. Son görsellerde sadece sistolik kalp yetmezliğini gösterdiğimi biliyorum ama aslında izole kalp yetmezliğinin hem sistolik hem de diastolik şekilde olabileceğinin altını bir çizelim. Şimdi... Bunun hangi tarafta yani solda mı yoksa sağda mı gerçekleştiğine bağlı olarak belirtiler değişkenlik gösterir. Gelin önce sol taraftan başlayalım. Sol taraftan vücuda kan pompalandığına göre bu kan akciğerlerden geliyor demektir. Ve kalp bu kanı yeterince etkili bir şekilde vücuda pompalayamazsa kan akciğerlere doğru geri tepmeye ve orada birikmeye başlar. Bunu bir trafik sıkışıklığı gibi düşünmüştük. Bir şerit açık kalacak şekilde tüm şeritler kapatılırsa ve her seferinde yalnızca tek bir arabanın geçmesine izin verilirse ne olur? Arabalar arka arkaya birikmeye başlar öyle değil mi? İşte bu da ona benzer bir durum. Kan akciğerlere doğru birikme yapar. Çünkü artık her seferinde daha az kan vücuda pompalanmaktadır. Yani sol kalp yetmezliğinin en yaygın belirtilerinden biri akciğerlerde sıvı birikmesidir. Sıvı birikimine konjesyon da denir. Ve bu yüzden bu durumdan bazen konjestif kalp yetmezliği olarak da bahsedilir. Sol taraftaki kalp yetmezliğini bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi de sağ taraftaki kalp yetmezliğine geçelim. Çizimlerde yine sadece sistolik yetmezliği göstereceğim ama bunun da hem sistolik hem de diastolik şekilde gerçekleşebileceğinizi aklınızın bir köşesine not edin tamam mı? Sağ tarafın akciğerlerimize kan pompaladığını biliyoruz ve bu kanın vücuttan geldiğini de söylemiştik. Bu sefer kan akciğerlere iyi pompalanamadığı için yine bir trafik sıkışıklığı ortaya çıkıyor. Ancak bu defa birikme vücutta gerçekleşiyor. Sağ kalp yetmezliği olan insanlarda kan önce ayaklar, bacaklar ve karın bölgesinde birikmeye başlıyor. Ayrıca yine sol tarafta olduğu gibi konjesyon yani sıvı birikmesi oluşuyor. Ama bu seferki sıvı birikmesi akciğerlerde değil vücutta gerçekleşir. Konuyu şöyle hızlıca bir toparlayalım. Bir dakika. Sistolik yetmezlik kalbin yalnızca sağ veya yalnızca sol tarafında gerçekleşebilir tamam mı? Ayrıca her iki tarafta da olması mümkündür. Benzer şekilde diastolik yetmezlik de kalbin yalnızca sağ veya yalnızca sol tarafında gerçekleşebilir. Veya her iki tarafta olması da yine mümkündür. Bu arada sistolik veya diastolik yetmezliğin bir arada gerçekleşmesi de olasılıklar arasındadır. Bu bilgileri cebe attığımıza göre şimdi kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılamasını ölçmekte kullanılan önemli bir yöntemden bahsedelim. Evet, kalp debisi denen yöntemden bahsediyorum. Kalp debisi, kalbinizin bir dakikada pompaladığı toplam kan miktarını temsil eder. Genellikle dakikada kaç litre kan pompalandığını belirtmek için litre bölü dakika şeklinde ifade edilir. Normal kalp debisi dakikada yaklaşık 5 litre civarıdır. Şimdi kalp debisinin bir de iki tane alt kırılımı var. Bunlardan biri atım hacmi. Bu her kalp atımında pompalanan kan miktarıdır. Ve kalp debisinden farklıdır. Çünkü burada dakika değil kalp atımı esastır. Bu atım hacmini alır ve kalp atım sayısıyla çarparsak ki kalp atım sayısı da dakikadaki kalp atım sayısını gösterir. İşte bu ikisinin çarpımı kalp debisini verir. Dolayısıyla atım hacminde veya kalp atım sayısında herhangi bir değişiklik olduğunda, mesela atım hacmi düştüğünde kalp debisi bu iki değişkene bağlı olduğu için o da düşer. Kalp yetmezliğinde olan da işte budur kalp debisi normalden daha düşük çıkar. Çünkü kalp bir dakikada pompalaması gereken kadar kanı pompalayamamaktadır. E bunun nedeni genellikle kalbin atım hacminin düşük olması ya da her kasılmada pompalanan kan miktarının düşük olmasıdır. Dolayısıyla kalp yetmezliği çoğunlukla başka bir hastalığın sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak görülür. Yani daha önceden var olan veya gizli seyreden bir hastalığın kalp debisini etkilemesi sonucu kalp yetmezliği ortaya çıkar. Bu noktada özellikle kalp kası hücrelerinin yani kardiyomiyositlerin ölmesine yol açan rahatsızlıkları düşünmeliyiz. Bu kas hücreleri öldüğünde kalp güçsüzleşir ve kan pompalanmakta yetersiz kalmaya başlar. Bu da kan atım hacmini düşürür ve bu yüzden kalp debisi de düşer. Kalp debisi düştüğü zaman kalp bunu iki şekilde tekrar yükseltebilir. Denklemimizden yola çıkarsak eğer atım hacmini ve kalp atım hızını yani nabzı artırarak bunu yapabileceğini anlayabiliriz. Kalbin bunu yaptığı duruma kompansasyon denir. Yani kalbiniz ya daha çok sıkışıp atım hacmini yükselterek ya da atım hızını artırıp nabzı yükselterek durumu kompanse eder. Kalp yetmezliğinin ilk evrelerinde bu yöntemler ihtiyacı kompanse etmek için bir miktar yardımcı olur. Ancak zaman içinde hayatta kalan kas hücrelerinde aşırı yüklenme olur. Çünkü sürekli olarak daha hızlı atmak veya daha fazla sıkışmak için uğraşırlar bu ikisini de yapabilmek için bu hücrelerin daha çok oksijene ihtiyacı vardır kalp yetmezliği ile ilgili bütün sorun da zaten oksijen kaynağının azalmış olmasına dayanır Kas hücreleri yeterince oksijen sağlayamadıkları için bu durum giderek daha fazla kas hücresinin ölümüne yol açar. Daha fazla hücre öldüğünde atım hacmi daha da düşer ki bu da bütün döngünün tekrarlanmasına yol açar ve kalp yetmezliğinin ilerlemesine neden olur. Ne olur kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.